Evet. Ne sordunuz? HDP İl binası önünde çocuklarını almak için bekleyen ailelerin nöbeti devam ediyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda bir anne de oğluna kavuşmuştu efendim. Onunla ilgili ne diyeceksiniz? Benim söylememden ziyade İstanbul'dan Diyarbakır'a gidip PKK'lıları kucaklayanlara, bölücüleri kucaklayanlara sormak lazım. Biz bugüne kadar söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Söylemeye de devam ederiz. Ama esas İstanbul seçmeninin kendine vermiş olduğu reyi bölücüleri meşruiyete taşımak için kullananlara sormak lazım. Esas itibariyle kendi üzerine düşen yükümlülükleri değil, Türkiye'nin yıllarca canını acıtan, Türkiye'yi ekonomik, sosyal, birlik ve beraberlik konusunda sıkıntıya düşürmeye çalışan terör örgütüne oradaki çocuklara, annelere göstermediği şefkati göstermeye çalışanlara sormak lazım. Esas itibariyle başka meselelerde Türkiye'yi ayağa kaldıran, hepimizi gayrimedenilikle suçlayan, bizi insan dışılıkla suçlayan, en ufak bir meselede elindeki bütün kötü tozları bizim üzerimize atmaya çalışanların bu meseledeki duyarsızlıklarına sormak lazım. Bu kadar açık ve net. Yani Cumhuriyet tarihinin en önemli mücadelelerini gerçekleştiriyoruz. En önemli mücadelesi gerçekleşiyor. Bu mücadeleyi bertaraf etmek için kollarını sıvamış olanları tarihe havale ediyorum. Bunda öğretim üyeleri var, bunda akademisyenler var, bunda basın yayın organlarından bu işe duyarsızlık gösterenler var, bunda siyasi parti yetkilileri var ve bunda herkes var. Biz hepimiz öleceğiz. Ama tarih bunları kaydedecek. İçişleri Bakanlığı olunur da olunmaz da, başka mevkilere gelinir de gelinmez de. Ama ya bu memleket kıymetli memlekettir. Sadece de bize ait bir memleket değildir. İnsanlığın çare beklediği, insanlığın çare için elini açtığı bir memlekettir. Onun için ben sadece bu insanlara üzülerek bakıyorum. Kime? Bu işe duyarsızlık gösterenlere üzülerek bakıyorum. Onu pazar sabahı Hakan Çelik'te söyleyeceğim inşallah. Efendim, İstanbul Yeni Kapı'da sergilenen bazı araçlar var. Büyükşehir Belediyesi sergileniyor. İsraf olduğu iddia edilen yüzlerce belki de binlere yakın araçlar. O sergiyle ilgili neler söylersiniz? Yorumunuz olur efendim. Yeni Kapı'daki araçlar. Şöyle söyleyeyim. O da bizim sorumluluk alanımızdır. Eğer böyle bir şey söz konusuysa, arkadaşlarıma şimdi dün gece itibariyle bir talimat verdim. Burada bir kamu zararı oluşmuşsa biz bu kamu zararına bakarız. Ki belediye işi şov işi değildir. Bu söylenir ve araştırılır. Yani eğer böyle bir fazlalık, böyle bir israf söz konusuysa bu ilgili bakanlığa biz şu tespitlerimizi yaptık. Siz de şu tespitlerinizi ortaya koyun diye söylenir. Bu bir. Söylenmedi. Biz kendimizden vesayet hakkımızı kullanarak bunu araştırma hakkına sahibiz. Ama iki fiili olarak şu anda bir şey var. Bunlar kamu zararı oluşturulabilecek bir şekilde şu anda sergilenmektedir. Yani hizmetten çekilmişlerdir. Neden? Eğer bunlar hizmete gerekli değillerse yapman gereken kamu ihale kanununun kendine vermiş olduğu yetkiye dayanarak bir eksiltme ortaya koyarak bunların eksiltmeyle yapılan ihaleyi bir vesileyle azaltmaktır. Bu senin hakkındır. Ama dönüp bunlara kiralarını öderken eğer iddian bunlar ihtiyaca ait değildir diye bir iddian söz konusuysa yapman gereken kamu zararını devam ettirmeden bunu sağlamaktır. Aksi takdirde kamu zararını devam ettiriyorsun. Eğer öyleyse. Ha, eğer hizmetteki araçlarını çekiyorsan
Bu da başka bir sorumluluk, başka bir görev ihmalidir ki bu da yanlış bir şeydir. O da bizim sorumluluğumuzdur. Bunların hepsini incelemek, araştırmak da İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi dahilindedir. Teşekkür Hakan ediyorum. Hakan Çelik'te çıkacağım dedik. Biz bir karmaşıklarımızı arkadaşlar, şunu ifade edeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurallarla, ilkelerle, kanunlarla yönetilen bir ülkedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çadır devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dün de kurulmuş değildir. 2200 yıllık bir devlet geleneğimiz var. Ve biz 2200 yıllık devlet geleneği çerçevesinde bunu yürütüyoruz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Farklı değerlendirmeler içerisinde olabilir. Ama bir muhtar kendine verilen yetkiler çerçevesinde muhtarlık yapar. Bir belediye başkanı kendine verilen yetkiler çerçevesinde belediye başkanlığı yapar. Bir kaymakam kendine verilen yetkiler çerçevesinde kaymakamlık yapar. Bir bakan da kurallar ve ilkeler çerçevesinde bakanlık yapar. Biz kurallar ve ilkeler çerçevesinde bunları yapmakla yükümlüyüz. Yani daha ötesini pazar sabah söyleyeyim.